yusqavna min rahiqin mahtum. Onlara halis bir içki sunulur ve bu içki mühürlenmiştir. Son tüketici dünyada var ya, o kendisi açsın. Size özel, sizin için, sizden önce kimse kullanmadı anlamında. Bu şimdi ta bağışlayın ifademi, tuvalete kadar insanların aradığı bir şey. Ve bununla insan memnun oluyor. Kendisi için bir hazırlık, ona özel yapılmış gibi. Kim bilir kulun cennette kendisine mühürlü olarak sunulmuş bulunan içkinin önünde, arkasında, onun ismine dair, onun dünyada geçmişte yaşadığı, Rabbi uğruna harcadığı, tükettiği sahnelere dair ne tür böyle nişaneler, süslemeler, ayrıntılar, bizatihi ona özel, bir başkasıyla asla uyumlu olmayan, sadece mühürlü olması şöyle duysun. Bunlar hayalimizde düşündüğümüzde Cenab-ı Hakk'ın gücü ve kudretinin, çünkü bir zorluk söz konusu değil, yaratmada bir sınırı, ilim ve iradesinde, gücünde herhangi bir eksikliği ve zaafı olmayan bir kudretten bahsediyoruz. Bu mühürlü, onlara özel takdim edilen halis bir içkinin sonunda da bir sürpriz saklanmıştır. O onu içer içer sonuna gelmişken hitamuhu misk. Sonuna geldiğinde misk patlayıverir. Öyle bir koku, öyle bir ıtır, öyle bir tat içini, boğazını, hislerini, koku dünyasını kaplar ki bir tane daha böyle içip o sonu yaşayabilmek için adeta can atarcasına. Cenab-ı Hak böyle tarif etti. Hitamuhu misk. Tam burada dedi ki bu sahne bu kadar ayrıntılı anlatılmışken وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Şimdi çaba gösterecekler, bir şey için yarışacaklar, birbirleriyle bir şeyi elde edebilmek için rekabet edecekler varsa boşuna değersiz, geçersiz, anlamsız. Kimseye kalmayan şeyler için birbirinizle uğraşmayın, değmez. Şu kadar aklediyorsanız o zaman bunun için rekabet edin. وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Kur'an'da rekabete davet eden yegane ayet. Cennetten en özel bir sahnenin hemen bağlamı içerisinde Cenab-ı Hakk'ın kullarına işte rekabet edecekseniz bunun için, bunun gibisi için rekabet edin demesi. O ortamı, onun güzelliğini, üstünlüğünü daha bundan âlâ bir ifadeyle Cenab-ı Hak betimleyebilir miydi? Allah Azze ve Celle en iyi, en güzel işte Allah betimlerdi ve öylece betimledi. Dedi ki tam onun bağlamı içerisinde وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Gençler, hayata yeni giriş yapanlar, beklentilerini, amaçlarını, hayallerini kuranlar, gelecek tasavvuru oluşturmaya çalışanlar, Cenab-ı Hak elinizdeki dünya ile olan sınırlı çerçeveyi o muazzam akletme kapasitenizle bir kenara koymanızı, dünyanın içinde mini minnacık kaldığı ukbaya uzanan bir tasavvurla, sonsuza açılan bir ufuk ile Cenab-ı Hak'tan yana, onun vaat ettiği bir beklentiye ve yola girmek suretiyle ebrardan olma hayaliyle, ümidiyle, bir yandan hayatı okuyarak, bir yandan vahyi okuyarak ve bu ikisinin birlikte sağladığı, eş güdümle sağladığı muazzam tatmini, iman dediğimiz güveni adım adım yaşayarak bu sona kavuşabilmek için Cenab-ı Hak çağırdı bizleri bu esenlik yurduna. Vallahu yed'u ila daris selam. Allah selam yurduna çağırıyor. Vallahu yed'u ila daris selam. Allah bütün kullarını esenlik yurduna, selam yurduna, yani cennete çağırıyor. Ancak gelmek istemeyen, ısrarla sırt dönen, aklettiği halde ardını dönen, vahiy ile aklettiklerinin buluşunca bir kez daha çarpıldığı ama
bir kez daha sırtını dönen, ısrarla ve inatla koca bir hayatı vahyin kovalamacasında, hayatın içerisindeki adım başı her ayetin, başta ölüm olmak üzere, kovalamacasında yaşayan ve bunlardan kaçabilmek için dip köşe kendisine seküler bir alan arayan o diklenmiş. O Rabbinin şefkatinde, rahmetinde ve vaadi eşliğinde hayatı yaşamaktansa kendi başına buyruk şeytan gibi inatlaşarak ve uzaklaşarak yaşamak isteyenlerin peşini kovaladıkları dünyayı ise Cenab-ı Hak dedi ki, çok iyi bilin ve görün ki, اِعْلَمُوا bunu ilim olarak değerlendirin. Siz akleden varlıklarsınız. Bunun ilmini yaparsınız. اِعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا dünya hayatı ancak لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ bir oyun, bir eğlence nasıl aşağılıyor, nasıl basite alıyor Cenab-ı Hak? Esası olmayan, kalıcılığı bulunmayan, geçici ve roller esaslı kalıcı roller değil. Bir amaca yönelik çocuklar bunu oyun oynayabilmek için rolleri üstleniyorlar. Cenab-ı Hak bizleri sınayabilmek için, sınamak için belli rollerde hayatın içerisine dağıtıyor. Ama bu ancak bundan ibaret. Sonra tükeniyor. لَعِبٌ وَلَهْوٌ oyun ve bir eğlence. وَزِينَةٌ ve süs özünde güzel değil, süs. وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ aranızda birbirinize karşı bir böbürlenme. وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ve mallarda ve evlatlarda çoğalma arzusundan ibaret bir şey. Benzetirsek eğer, كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ bir yağmura benzer ki, onun bitirdikleri çiftçinin gözünü alır, çok beğenir. Böyle ilk çıktığı anda yemyeşil, dipdiri böyle filiz vermiş, yükseliyor. يَعْجِبُ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَه۪يجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا sonra çok geçmeden, aman ha yetişelim, güneş çıkar sarar demeye kalmadan, فَيَه۪يجُ kurur, فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا bakarsın sararmış, dünkü canlılığından eser kalmamış. فَيَكُونُ حُطَامًا sonra da çer çöp olur. Ama bunun peşini kovalayanların ellerinde o kalmış çer çöple birlikte, Yaradan Allah Azze ve Celle'nin vaadine ve çağrısına sırtını dönerek bunu esas almış olanların bir de ahirette وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَد۪يدٌ şiddetli bir azapları söz konusudur. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَد۪يدٌ اِنَّ الْأَبْرَارَ اَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا dolayısıyla cennet içeceklerinden veya cennette içmekten bahsediyoruz. Cenab-ı Hak dedi ki, مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ muttakilerin vaat edildiği cennetin misali, bir temsili bu. فِيهَا اَنْهَارٌ içinde nehirler var. اَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرُ اَسِنْ acı olmayan, yani orada o nehirlerden onlar içtikleri zaman hiçbir zaman acı mıdır değil midir acılaşmaz, öyle bir ihtimal yok. غَيْرُ اَسِنْ وَاَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ ve nehirler var bu kez sütten. لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُ ama o da tadı değişmez niteliktedir. Buradakini koştur koştur götürüyoruz bozulmasın diye. Hemen bozuluyor çünkü. Hem de en çabuk bozulanlardan. Saniyede bilmem kaç tane bakteri ürüyor. Burası cennet değil kardeşim dercesine bakteriler hızlı bir şekilde sütü kirletiyorlar, bozuyorlar. Cenab-ı Hak cennette yarattığı formatta ki ol diyen Allah Azze ve Celle bu kez orayı öyle var etti. Dedik ya bambaşka bir ortam. لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ tadı değişmemiş bir nitelikte. Süt bozulmaz ve nehirler halinde akıyor. وَاَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ bir de içki nehri var. مِنْ خَمْرٍ
لَذَّةٍ لِشَّارِب۪ينَ. Bu nasıl bir içki? Dünyadaki benzerleri sadece bir örneklik ve dediğimiz gibi dünyadakilerin bir sürü kısıtları var üzerlerinde. Bir sürü, daha yeni tabirle söylersek, dezavantajları var, kötü yanları var. Doyurur, şişmanlatır, işte bıktırır bir süre sonra. Bütün dünyadaki şeylerin hepsinin bir tarafında bir şekilde belli kısıtlar ile zevkiniz sınırlanır, devam edemezsiniz. Bir tepsi yiyesiniz vardır ama kısıtlar el vermez. Şekeriniz yükselir, kilo yapar, yani öldürebilir bile. Kısıt böyle ciddidir. Ama Allah Azze, çünkü burası zevk için olan bir yer değildir. Zevk sadece zevki tanımlayabilmek, görebilmek, bir örneğini tadımlayabilmek için. Bu içki için de böyledir. Dolayısıyla karın ağartmaz. Dolayısıyla kişiyi, başını ağartmaz, kusturmaz. Onu neşeden neşeye, zevkten zevke, lezzetten lezzete taşır. لَذَّةٍ لِشَّارِب۪ينَ. Bütünüyle lezzet. Sıkıntılı tarafları olmayan muazzam bir içki alemi. İçkiden oluşan bir nehrin aktığı bir ortamdan bahsediyoruz. Bu da içmekle ve cennet şarabıyla ilgili bir temsil. Cenab-ı Hak bunu sadece misal olarak önümüze koydu. Esası bunun çok fevkinde olsa gerek ki bunu مَثَلُ الْجَنَّةِ اللَّتِي مُعِدَ الْمُتَّقُونَ. Bir başka nehir وَاَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى. Ve bir de bal nehri var ki o bal da sizin dediğiniz bal ile birebir aynı değil. مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى. O bal da musaffa, saflaştırılmış, saf bir baldan bahsediyor Cenab-ı Hak. Cennette ve cennet sahnelerinde Cenab-ı Hakk'ın bir de zencebil yusqavne fiha ka'sen kana mizacuha zencebila. Bu kez karışımı zencebil olan ve başka bir ayette ve mizacuhu min tesnim. Tesnim denen bir yerden karışımı yapılmış. Bu kez daha özel. Çünkü bu aynen yeşrabu bihal mukarrabun. Yakınlaştırılmış olanların içtikleri bir kaynaktır diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla buna dair baktığınız zaman cennette içme ve içki sahnelerine, yani içerek zevk alma, içerek mutlu olma sahnelerine dair çok ayrıntılı betimlemeler var. Masa üzerinde dizili bir şekilde bulunan kadehlere varıncaya kadar, kadehlerin berraklığına, onların kristalliğine varıncaya kadar tarifler var. وَأَبَارِيقَ مِنْ كَأْسٍ. Cenab-ı Hak bardaklardan, kadehlerden, dizili bulunan kadehlerden ve bunları servis eden, elbette ki bunların, onların imkanına, onların zevkine, her talep ettiklerinin ayaklarına getirildiği. Çünkü bu da onun bir parçası. Etrafta dolanıp duran, dolaşıp duran ve hizmette bulunan cennete ait, cennette Cenab-ı Hakk'ın var ettiği hizmet görevlileri. Özetle söylersek, وَاِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا. Cenab-ı Hak dedi ki, nereye baksan, her ne tarafa baksan, وَاِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا. Büyük nimet görürsün. وَمُلْكًا كَب۪يرًا. Ve muazzam bir mülk görürsün, muazzam bir servet, muazzam bir ihtişam, insanların, buraya alınan insanların mutluluğu için hazırlanmış. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنْ. Hangi göz aydınlığının bunlar için hazırlandığını şimdiden kimsenin aklına bile düşüremeyeceği bir düzeyde.